Evet gençler bugün sizinle birlikte şu karantinaya konuşalım. Bakın karantinada ev hayatında neler yapıyorsunuz. Hadi başlayalım. Şimdi. Karantina aslında bir illet değil, bir nimet senin için. Bak karantinadan bahsediyorum, koronadan bahsetmiyorum. Şimdi normal olarak annen baban sana şunu deseydi: Oğlum sen bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Evet, evet baba. Evet anne. O zaman sen 3 hafta boyunca, 1 ay boyunca, 2 ay boyunca evden çıkmayacaksın." dedi. Hemen şunu derdin, ya derdin baba anne. Ne yapıyorsun? Ne diyorsunuz? Ne yaptın? Tırlattınız herhalde derdin yani. Bu şekilde konuşurdun onunla. Şimdi o kadar güzel bir ders çalışma ortamın var ki aslında ya bunların hepsi sana takır 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 sanki böyle gün ve günü gün ve gün gelmiş yani ayağına gelmiş duruyor. Şimdi havalar hep soğuk gidiyor farkındaysan. Yağmurlu gidiyor, çamurlu gidiyor. Arada bir güneş çıkıyor, iniyor şey oluyor. Hep havalar soğuk gittiği için zaten evinden çıksan ne yapacaksın? Hep bana şunu diyor öğrencilerim. Ahmet abi ya işte çıkamıyoruz dışarıya da çok bunaldık da evde ya zaten evde bunal evde ders çalışan yani bunalmaya vaktin olmaması lazım onu söylemek istiyorum hani şunu demiyorum 7-24 kalktın ders çalış yattın ders çalış kalktın ders çalış tabii ki demiyorum sana ama evde yapılacak o kadar çok şey var ki kendini geliştirebileceğin o kadar çok şey var ki evde aslında sıkılman mümkün değil. Şimdi kitap okuyabilirsin, ee, zaten ders çalışmayı bırakıyorum, onu bir kenara koyacağım. Değişik aktiviteler yapabilirsin internetten beyin sudoku, beynini geliştirmek adına. Aklını, zihnini geliştirmek adına sudokular çözebilirsin. Yararlı belgeseller izleyebilirsin. İngilizceni geliştirmek için yabancı diziler izleyebilirsin. Bu arada bununla ilgili de bir şey söyleyeyim sana. Yabancı dizileri izlerken de altyazıyı kesinlikle İngilizce yap. Türkçe yapma. Çünkü göz daha tembeldir kulaktan. Gözün hemen alt tarafta yazıya gider. Beş duyu organımızda karşılaştırdığın zaman kulakla gözü, göz daha tembel olduğu için hep altyazıya gidecektir. Bu yüzden altyazı Türkçe olursa eğer çok fazla kulak dolgunluğuna ulaşamazsın. Evet yararı var ama ulaşamazsın. Bu yüzden göz İngilizce okusun. Bu çok önemli. Şöyle bir teknik de yapabilirsin. Bir tane dizi aç. Türkçe dublajlı olsun. Altına da Türkçe yazı koy. Duymayacaksın. Hemen göz Türkçe olsa bile hemen gözün alttaki yazıya kaymaya başlıyor. Bu yüzden söylüyorum bunu. Şimdi Dert çalışmaya geldiğin zaman, şimdi bir programın var, bir program yapman gerekiyor, o şekilde çalışman lazım, tamam. Bu işin garantisi var Ahmet abi. Nasıl? Yani bir garanti söyler misin? Ben söylerim. Üniversite kazanmak için çok güzel garanti edebilirim sana. Bunun bir garantisi var tabi. Nedir? Planlı, programlı, düzgün ve çok çalışmak. Bunun bedelini ödemek. Yani hayatta bakın her şeyin bir bedeli var. Yaşamamızın bile bir bedeli var. Nefes alıyoruz, onun bir bedeli var. Yaşam hücrelerimiz gelişiyor, olgunluğa ulaşıyor ve ölüyor. Yani insanlar ne yapıyor? Çocuk oluyor, ergen oluyor, büyüyor, yetişkin oluyor, sonra yaşlanıyor, ölüyor. Her şeyin bir bedeli var. Bu yüzden bu bedeli ödersen üniversiteye kazanırsın. Onun da bedeli çok çalışmaktan geçiyor, çok zaman harcamaktan geçiyor iyi yönde alışkanlıklardan geçiyor. Son zamanlarda marketlere çok uğrar olduk. Markete gittiğin zaman e, aklıma gelen en e, popüler şey makarna. Şimdi markete o makarnayı almak için bir bedel ödüyorsun. O bedel şunun için diyor ki kardeşim diyor üretim tarihi geçmeden sen bu makarnayı yaparsan sen zehirlenmezsin. Bunun da bedeli 3 lira 5 lira bu. Sana şunu vaat etmiyor. Sen bu makarnayı aldığın zaman kesinlikle dünyanın en güzel molto Beynin makarnasını yaparım yaparsın demiyor sana. O sana kalmış bir şey. O ne kadar çok makarna yaptığına, ne kadar çok makarnayla zaman geçirip de o makarnayı pişirdiğine varyasyonlara bağlı. Gittiğin zaman market sana şunu garantisini hiçbir zaman vermiyor. İyi yemek yaparsın şu Bezelye al mükemmel yemek yaparsın. Kesin. Öyle bir şey yok. Onun bedeli bu. Senin de bedelin şu. Üniversiteyi kazanmak istiyorsan eğer o zamanını yayarak sonuna kadar savaşacaksın. Peki garantisi var mı? Garantisi tabii ki yok. Buradaki önemli olan nokta Gün ve gün, gün ve gün yapamadığın soruların üstüne gitmek, yapamadığın makarnayı bir daha yapmak, yapamadığın makarnayı bir daha hmm suyuna eksik koymuşum, hiç kaynatmamışım, tuzuna atmamışım, sosunu yapmamışım gibi soruyu yapamadın, bir daha yapacaksın. Öğretmenine soracaksın, bir daha yapacaksın. Yani sonuna kadar o güzel makarnayı çıkartana kadar savaşacaksın arkadaş, daha fazlasını yapmaya çalışacaksın, daha fazla çalışmaya çalışacaksın. Karantina süresinde evde oturduğun zaman kendine yarar sağlamalısın. Hep ne diyoruz? Fırsat doğar, krizlerden fırsat doğar. Fırsat yaratacaksın kendine. Kitaplar oku. Bir sürü kitap oku. Roman oku, kişisel gelişim kitapları oku, macera kitapları oku, hani karikatür kitapları oku. Kendini mutlu edebilmek için bir sürü yol var evde. Bunlardan herhangi birini deneyebilirsin. Sıkıntı yok. Bunun yanında da dersini yaparsın. Bunun bedeli de budur. Bedel ödemeden hiçbir başarı sağlanmaz. Veya bedel ödeyerek kötü tecrübeler de kazanabilirsin, iyi tecrübeler de kazanabilirsin. Bunu unutma. Bedel ödemeden hiçbir başarıya ulaşamazsın. Görüşmek üzere.